Bugün burada sizlerle 12 Haziran 2011'de yapılacak olan 24. süren İspanya Bağımsız Milletvekili adaylığının açıklanan ortamını sunuyoruz. Büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde öncelikle bunu söyleyeyim. Dilimizden katılan diğer milletvekili aday arkadaşlarına da buradan başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki bu dönem daha demokratik ve daha güzel bir mecliste Konya'mızı ve ülkemizi temsil ediyoruz. Hedeflerini belirleyen ve fikirlerini kendi öz sermayesiyle geliştiren Şahsın Özgür Akın, 1995'ten bugüne Konya'mız ve ülkemiz adına yüksek teknoloji gerektiren bir sektörde üretim yapmakta ve üretimi teknolojiyle desteklemekte. İş hayatım boyunca 16 yıldır üretim merkezimizin yüksek teknoloji sayesinde daha dinamik ve daha rekabetçi olmasını sağlamış, teknolojinin istihdam için kaçınılmaz bir gerçek olduğunu farkına varmış. Avrupa ve Uzak Doğu'ya gerçekleştirdiğim ziyaretlerde ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasına rağmen yeterince aktif bir üretim sektörünün olmadığını, dinamik bir sektörün olmadığını, markalaşmanın teknoloji kullanımının eksik olduğunu üzülerek fark ettim. Değerli Konyalılar, bizler tarihin en eski medeniyetlerinin yaşadığı topraklarda yaşıyoruz. Bir arada yaşama becerimiz çok eskilere dayanmış. Ancak bizleri bir arada tutan merkezi sistemin bir an önce çağın gereklerine ayak uydurması gerekiyor. Resmi kurumlarımızda yaşanan bürokrasi sorunu, internet tabanlı çözümler, hobi ve üniversite işbirlikleri, gençlik merkezlerinin artırılması, robotik otomasyon sistemleri, yabancı dilde meslek eğitimleri, Ar-Ge havuzları, halen sahip olduğumuz yatırım şirketleri için Konya'nın yatırımcısı haline getirilmesi, internet kullanımının artırılması ve e-ticaret projeleri başlıca projelerimiz arasındadır. Her gün siz doğru yaşayın, hayalleriniz planlarınız gerçek olur. Yazan bir kapının altından işine girip ülkem için, kentim için teknoloji üretiyor. Ve bu faaliyetlerimi özel sektörden kamuya taşımak için milletvekili adaylığını koymuş bulunuyorum. Konya'mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Konya teknoloji başkenti olacak. İşsizlik sorunumuz çözülecek. Umut ediyorum. Konya bilim ve teknoloji üssü yapabilmek için benimle aynı heyecan ve idealleri paylaşan herkesin desteğini bekliyorum. 12 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde bağımsız milletvekili olarak adayımı koymuş bulunmaktayım. Bir kez daha sürprizlerle karşılaşmamak ve siyaset için, politika için Ankara'ya gönderdiğimiz insanların bize getireceği olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için bu kez Konya halkının doğru karar vermesini istiyorum. Ve sizleri en iyi şekilde temsil edenler hiç şüpheniz olmaz. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz nüfusumuzun çoğunluğu genç nüfusumuzun. Böyle
Türkiye'de Konya'mızda yaş ortalaması 27-28'lerde. Bu nüfusun teknolojinin üretimde ve istihdamda ciddi çözümler oluşturabileceğinin farkında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir de farklı arayış içerisinde olan bazı kitleler var. Üzülerek söylüyorum ki insanlarımız partilere oy vererek belli bir kitleyi oraya götürüyorlar ama